valisi olarak Davut Gül'ü atadı. Yanlış hatırlamıyorsam Davut Gül Antep valisiydi. Arkadaşlar hatam varsa düzeltin. Daha önce Davut Gül'ü atadı. Bu da hani 3 koltuk boştu. Tekrar hatırlatalım. Birisi MİT başkanlığıydı. İbrahim Kalın ona geldi. Genelkurmay Başkanlığı Musa evet, Aysel Antep Karakol. Valisiymiş. Evet, evet doğru Gaziantep hatırlıyorum. Valisi. Şimdi de İstanbul valisi olarak Davut Gül gelmiş şimdi oldu. Tabii bu genelkurmay için vekaleten bir atama aslında. Evet. Çünkü yani burada da diyor hani görevi uhdesinde kalmak suretiyle diye. Hı-hı. Ama şu anda bu koltuklar boş değil. Boş değil. Öte yandan da Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde böyle bir gelenek vardır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Genelkurmay Başkanlığı'na geçiş. Olağan bir süreç. Musa Aysel'in gelmesi evet. Beklenen bir şey. Muhtemelen o zaman da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın koltuğu boş kalacağı için. Bir Türkiye'de böyle bir şey var. İlla merak edilecek. Demin reklam arasında sana şey yaptım ya. 40 yılda bir konsere gidelim demiştik. Bilet aldık. Konseri verecek kişi MİT başkanı olmuş diye espri yapılıyordu. Türkiye'de böyle. Başka ülkede olamayacak bir şey. Başka ülkede de olamayacak bir şey. Gerçekten de olayın bir realitesi var ama... Eğer Mehmetçiğim bir şeye dönersek, ben sabah evet. Şöyle bir yorum yaptım. Sanki Cumhurbaşkanlığına kayyum atanmış gibi. Biraz, değil mi? Hakikaten. Biraz öyle düşünün ki siz seçim çalışmanızı bile şunun üzerine kuruyorsunuz. Nasıl var ya? Benim inandığım ekonomik değerler var diyorsunuz. Ve vazgeçmeyeceğim de diyor. Vazgeçmeyeceğim diyorsunuz. Seçim zaferinizi bunun üstüne bu konuşmayı yaparak kuruyorsunuz. Sonra bir ekonomi bakanı atıyorsunuz. Maliye Bakanı atıyorsunuz ve Maliye Bakanı'nın Mehmet Şimşek'i eleştiren olabilir, savunan olabilir. Karşı olan olabilir, yandaş olabilir. Ama açık bir şey var ki Mehmet Şimşek aslında Cumhurbaşkanı'nın o vazgeçmeyeceğim dediği politikanın karşıtı yerde duruyor. Cumhurbaşkanı da zaten onu öyle yolcu etmişti. Bana inanmayan varsa gitsin demişti. Tabii. Doğal olarak siz bununla kalmıyor. Merkez Bankası Başkanı'na Amerika'dan bir isim getiriyorsunuz. Türk bir isim ama Amerikan... Amerika'da kariyerini yapmış bir ismi, orada kendini kanıtlamış bir ismi Türkiye'de Merkez Bankası'nın başkanına getiriyorsunuz. Bir önceki Merkez Bankası Başkanı'nı hatırla Yeni Şafak gazetesinden tabii, almışken tabii. Böyle bir dönüş yapıyorsunuz. Doğal olarak oradaki başka çaresi yok lafı evet. Aslında bir tür biliyorsun sen de borçlarını yönetemeyen, ekonomisini yönetemeyen, gelirini yönetemeyen, giderini yönetemeyen ülkelerde ancak başka çaresi yok lafı kullanılabilir. Yoksa bir başka çaresi yok demezler. Bu tercihti. Şimdi bu tercihimiz derler. Bu bana işte o yüzden acaba o kayyum mu atandı lafı öyle bir şey. Yoksa bu kadar keskin bir dönüşü açıklayamıyorum ben. Evet kesinlikle. Yani hani şimdi bu az önce saydıklarım üstüne Merkez Bankası rezervlerinin hali ortada. Dövizi baskılamak için yapılan hamleler tutmuyor. Suni hamlelerdi zaten. Cari açık ortada. Ne olacak Mehmet Şimşek direksiyonda da direksiyon hakimiyeti ne kadar Mehmet Şimşek'te? İki kıymetli konuğumuzla konuşacağız bu saat diliminde. Son bir şey söyleyeceğim. Hı hı. İstanbul Valiliği'nde Davut Gül gelmesi şu açıdan önemli. Seyhan Avşar Halk TV.com.tr'de bir evet. Haber yapmıştı. Başka bir İçişleri isim Bakanı'nın, istemişti değil İçişleri mi Soylu? Bakanı Süleyman Soylu'nun ricası olduğunu ve mevcut Sakarya Valisi'nin gelmesini istediğini Soylu'nun söylemişti. O da olmadı. Yani, Soylu hem bakan olamadı hem istediği İstanbul valisini o koltuğa oturtamadı gibi gözüküyor şu an. Evet. Evet, eski Merkez Bankası Başkanı Sayın Durmuş Yılmaz bizimle. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Zannediyorum duymuyor. Tamam, Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota'da bir diğer kıymetli konuğumuz. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi akşamlar Gözde Hanım, Barış Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Sayın Rota o zaman sizle başlayalım. Yani biz kendimizce çerçeveyi çizdik. Zaten siz tabloyu gayet iyi biliyorsunuz, enkaz denen tablonun ne olduğunu. Mehmet Şimşek'in direksiyona geçmesi, rasyonel zeminden başka çare yok demesi bir tarafa. Ama seçimden bir hafta önce Erdoğan, ben hatırlıyorum CNN International'da dedi ki ben faiz politikamdan vazgeçmeyeceğim. Faiz indirmeye de devam edeceğim. Bu AK Parti kulislerini çok iyi bilen Abdülkadir Selvi dedi ki uzlaştılar bu konuda. Mehmet Şimşek öyle kabul etti. Sinan Oğan'ın kendisi zaten bunun, tabii. Bunu hani bizzat Cumhurbaşkanı desteklemiş olarak bunu söyledi. Evet, yani nasıl olacak sizce Sayın Rota bundan sonra? Böyle bir uzlaşı, Erdoğan'ın geri adım atması ihtimalini siz nasıl görüyorsunuz? Şöyle aslında yani AK Parti hükümetleri zaman zaman çok büyük itibar
açığı yaratabiliyor. Hep de bahsettiğimiz buydu. Çok büyük bir itibar açığı var diye. Zaten hani Nurettin Nebati, Şahap Kavcıoğlu isimleri bile Türkiye ekonomisinin nasıl yönetildiği konusunda sadece bu isimler bile bir fikir veriyordu bize bundan öncesinde. Ve Sayın Erdoğan bunu daha önce de birkaç kez yaptı. Sıkıştığında, iyice işler zora girdiğinde itibar satın alabiliyor. Sayın Mehmet Şimşek'in ismi de bu itibarı tabii ki satın alabilecek bir isim. Bunu daha önce biliyorsunuz Naci Ağbağ, Lütfü Elvan denemesiyle yapmıştı ama o çok kısa sürmüştü. Tabii ben bunu biraz 2015 ayarlarına geri dönmek olarak görüyorum. Hem bütün kabine açısından okuduğunuzda hem de ekonomi yönetimi açısından okuduğunuzda. Sayın Şimşek açısından da aslında 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hemen geçmeden önce bıraktığı pozisyona geri gelmesi, aradaki 5 yılın aslında hafızalardan silinmesi olarak ben biraz okuyorum bunu. Yani Sayın Erdoğan, Berat Albayrak'la başladığı, daha sonrasında Nurettin Nebati, Şahap Kavcıoğlu, Murat Uysal gibi figürlerle devam ettirdiği ekonomi politikasını aslında toplumun hafızasından silmek üzere yeni bir adım attı diye görüyorum. Bu kalıcı olur mu sorusu hepimizin kafasındaki soru. Çünkü daha önceki dönem biliyorsunuz 4 ayı bile bulmamıştı. 100 gün civarında sonlanmıştı. Bu sefer biraz daha uzun olma ihtimali çok yüksek. Çünkü gerçekten Türkiye Sayın Şimşek'in belirttiği gibi akılcı politikalara dönmek durumunda başka çaresi kalmayan bir ülke. Yani şunu söylemek istedi bence Sayın Şimşek. Ödemeler dengesi krizinin ucuna geldik. Artık bundan başka bir çaremiz zaten kalmadı. Yani bu akılcı politikalara dönmek de 2015'te, 2017'de olduğu kadar da kolay olmayacak. Çünkü geldiğimiz ülkenin rezerv pozisyonu, döviz likiditesi, enflasyonu, cari açığı, bütçe açığı verilerine baktığımızda hepsi büyük bir yük olarak önümüze gelmiş durumda. Ve Türkiye bu akıl dışı diye adlandırabileceğimiz ekonomi politikalarında bazı şeylerden vazgeçti, bazı şeyler de kazandı. Tabii ki kazanılan Sayın Erdoğan'ın çok önem verdiği, seçim öncesi önem verdiği büyüme, yani ekonomik aktivite Türkiye'de iyi gitti bütün dünyaya göre. İşsizlik yine bütün dünyayla karşılaştırdığınızda hiç de kötü gitmedi. Kurlarda son 6-7 ayda bir istikrar sağlığını bildi. Ama bunun faizi de tabelada da olsa bir düşük faiz gösterilir. En azından meydanlarda faizin 8,5 olduğunu söyledi. Her ne kadar mevduat faizi %40'a çıkmış olsa da. Ama bunun karşısında kaybettiğimiz önemli şeyler oldu. En önemlisi ülke rezervlerini kaybetti. Negatifte geçti ve ödemeler dengesi krizinin ucuna geldi. Enflasyonu kaybetti. Enflasyonla mücadele tamamen kenara itildi. Önemli bir cari açık vermeye başladı ülkemiz. Yani son yılların milli geri gelen en yüksek cari açığını. Ki bundan altın ve enerjiyi de çıkardığımızda da önemli bir trend değişikliği oldu. Ve bütçede de hem verilen sözlerle hem de seçim harcamalarıyla koyduğumuz zaman önemli bir bütçe açığıyla karşılaştık. Şimdi bu film tersine sarılacak Özlem. Yani rezerv toplanmaya çalışacak, enflasyonla mücadele etmeye çalışacak. Cari açık azaltılırken, bütçe açığı kontrol altında, mali disiplin elde edilmeye çalışırken bazı şeylerden de feragat edilecek. Feragat edilecek olan şeyler öncelikle kurların buralarda kalması, kur istikrarından bir ilk etapta vazgeçilecek. Kurlar daha yukarı gidecek. İşsizlik, Türkiye'de işsizlik artacak. Yani endişem odur ki Türkiye'de işsiz sayısına milyona yakın kişi önümüzdeki senede bu politikalarla ilave edilecek. Büyümeden vazgeçilecek ve kredide seçici kredi vermekten vazgeçilecek. Kredi daha az ulaşılır olsa da daha yüksek faizli olacak. Görüntüde. Böyle baktım. Evet, Kerim Bey, görüntünüz dondu. Dilerseniz onu düzeltene kadar bu sırada da Durmuş Bey'in sesi düzeldi. Evet. Bir sesi alınca bazen ses görüntüyü oluyor, kaybettik. Görüntü olmuyor, görüntü oluyor, ses olmuyor. Olsun, denkleştirerek gideceğiz artık. Barış, sen Durmuş Bey'e bir şey sormak istiyordun. Durmuş Bey, size de biraz önce konuştuğumuz konuyu soralım. Erdoğan, Mehmet Şimşek mecbur mu kaldı? Yani zorunluluktan bahsettik. Mecbur mu kaldı yoksa tercih mi etti? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü çok uzun süre siz bu programlarda,
başka yerlerde bu ekonomik gidişatı eleştirdiniz. Erdoğan ısrarla bu politikasını sürdürdü, faiz politikasını kastediyorum. Şimdi köklü bir değişikliğe gidecekmiş izlenimi veriyor. En azından mesela Sinan Oğan bile kendisini destekleyen bunu söylüyor. Erdoğan buna mecbur mu kaldı, bir tercih mi yapıyor? Ne dersiniz? Bence özetin özeti olarak mecbur kaldı. Deniz bitti. Önümüzde 9 ay sonra, 10 ay sonra yerel seçimler var. En azından yerel seçimlere kadar durumu idare etmek istiyor. Evet. Oraya kadar olanı kesinlikle mecbur kalmasından dolayı. Dolayısıyla şu anda kaynağa ihtiyacı var. Mehmet Bey'in bu kaynağı bir şekilde bulabilir.